Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Yeni bir İngilizce hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bu etkinlikte okuyacağımız kitabımızın ismi Muhammed Ali. Level 1 düzeyinde ya da Stage 1, Stage 2 düzeyinde bir kitap. Güzel. Ben kitabın sesini de yükleyeceğim. Burada sesini de görüyorsunuz. Evet, şöyle. Who is Muhammed Ali? Why is he famous? Why did he have two names? Evet, kitabımız arkadaşlar 5-6 bölümden meydana gelmekte. Kitabı okurken hem kitabın okuma dosyasını hem ses dosyasını ve benim çevirdiğim, Türkçe anlamlandırdığım videolar arkadaşlar tek sayfa içerisinde size sunmaya çalışacağım. Kitabı yüklediğim YouTube'da ilk videonun altında da arkadaşlar, yani o alttaki açıklama kısmında da bu hazırlamış olduğum tek sayfayı, tek sayfanın linkini de sizinle paylaşacağım ki bütün materyallere ulaşabilirsiniz diye. Değerli arkadaşlar, hemen başlayalım. Ben okurken arkadaşlar, yani Türkçe anlamlamasını yaparken İngilizce sesini vermeyeceğim. İngilizce sesini o sayfada vereceğim. Artık orada siz açıp dinleyeceksiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sesli İngilizce kitabı okumak arkadaşlar, anlamak İngilizce öğrenimi için çok önemli. Biz de bu etkinliği bunun için yapıyoruz. Hemen başlayalım. Evet. Değerli arkadaşlar, who is Muhammed Ali? Ben izlerken şöyle mouse'la izleyeceğim arkadaşlar. Mouse'la takip edeceğim. Ve hemen Türkçe anlamlandırmasını yapacağım. Siz de bu şekilde takip edin. Başlayalım. Who is Muhammed Ali? Muhammed Ali kimdir? Why is he famous? Neden ünlüdür? Why did he have two names? Why did he have two names? Yani neden iki isme sahiptir ki bunlardan biri Cassius Clay? Yani demek ki Muhammed Ali'nin yani önceki ismi Cassius Clay, in his early years, yani ilk yıllardaki ismi, yani önceki yıllardaki ismi Cassius Clay, and later, ve sonrasında da Muhammed Ali ismini almıştır. Cümleyi tam okuyalım arkadaşlar, şöyle şuradan şuraya gelelim. Why did he have two names? Neden iki isme sahip Cassius Clay in early years, yani ilk önceki yıllarda Cassius Clay ismini kullanmış ve sonraki yıllarda arkadaşlar Muhammed Ali ismini kullanmış. Neden? Anlamında çeviriyorum. Buradan devam ediyorum. And what is he doing now? Peki şu an ne yapıyor kendisi diye, bakın. And what is he doing now diye, şu an ne yapıyor kendisi diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, buradan devam ediyorum. Muhammed Ali was of course a famous boxer. Elbette ki, bakın, elbette ki Muhammed Ali ünlü bir boksördür. A world champion. Kendisi bir dünya şampiyonudur. But he fought for black Americans too. Burada mu yazmış. Aslında to'dur arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Fakat he fought for black Americans. Kendisi yani siyahi Amerikanlar için, siyahi Amerikalılar için, yani zenciler için arkadaşlar yani çarpışmıştır. Yani mücadele etmiştir anlamında söylüyor. He stopped boxing in 1981. Yani kendisi boksu arkadaşlar, yani boks sporunu 1981 yılında sonlandırmıştır. Yani artık yapmamaya başlamıştır. Çünkü he was sick. Çünkü kendisi hastaydı. But today he is fighting for peace in the world. Fakat bugün kendisi yani peace in the world, dünyadaki barış için mücadele ediyor diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, birinci bölüme geçiyorum. Evet. Burada bölümümüzün ismi arkadaşlar Red and White Bike, yani kırmızı beyaz bisiklet şeklinde çeviriyorum. Buradan devam ediyorum. The story starts with a boy's new red and white bike. Yani bu hikaye arkadaşlar bir çocuğun yeni kırmızı ve beyaz bisikletiyle başlıyor şeklinde anlamlandırıyorum. It is 1954. O yıllar 1954 yılı. John Martin is a policeman in Louisville. Yani John Martin adında bir kişi Louisville'de polistir. Evet, Kentucky'de. But he teaches boxing in a gym in the evenings too. Fakat kendisi aynı zamanda akşamları bir jimnazyumda, yani bir spor salonunda boks öğretiyor. Yani boks sporu öğretiyor diye çeviriyorum. One day two young black boys. Yani bir gün iki siyahi genç çocuk come into the gym, yani spor salonuna gelirler. One of them sees Joe. Onlardan biri Joe'yu görür. Yani orada çalışan, yani bu polis olan Joe'yu görür. Excuse me, he says. Affedersiniz diye söyler. Are you Joe Martin, the policeman? Siz polis Joe Martin misiniz? Bakın, are you Joe Martin, the policeman? Yani siz polis Joe Martin misiniz diye söyler.
That's right, Joe says. Joe da doğrudur diye söyler arkadaşlar. What's your problem? Sorununuz ne diye söyler. It's my new bike, the boy says. Çocuk, benim diyor bu yeni bisikletim. Yani sorun benim bu yeni bisikletim der. It is red and white. Yani bu bisiklet kırmızı ve beyaz. It was in front of his building. Yani bu bisiklet in front of this building. Yani bu binanın önündeydi. And now it is not there. Fakat şu an burada yok der. The young boy is unhappy and very angry. Bu çocuk yani mutsuz ve oldukça da kızgın arkadaşlar. I'm going to find the boy with my bike. Yani benim bu bisikletimi alan çocuğu bulacağım der. Then sonrasında evet, I'm going to whip him. Ve sonrasında onu vuracağım. Yani onu sopalayacağım anlamında. He says again and again. Tekrar tekrar bunu söyler arkadaşlar. Joe Martin smiles. Joe Martin arkadaşlar gülümser bu duruma. The boy is about 12 years old. Yani bu çocuk hemen hemen 12 yaşlarında. He is tall, uzun boylu, with long legs, uzun bele bacaklara sahip. And he is thin ve zayıf. Can you box? Joe asks. Joe sorar. Box yapabilir misin? Diye sorar. No, I can't box. Hayır, box yapamam. The boy says. Çocuk söyler. But I want to whip that boy. Fakat ben bu çocuğu pataklamak istiyorum der. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. Joe smiles again. O arada Joe tekrar gülümser. Come here to the gym first. İlk önce şu spor salonuna bir gelin der. Maybe I can teach you. Belki de size öğretebilirim. Anlamında. Okay, the boy says. Çocuklar da tamam. Yani çocuk da evet. Yani okay, tamam der. I would like that. İsterim anlamında söyler. Good, Joe says. Öyleyse iyi der. What's your name? Adın ne? Diye polis sorar çocuğa. Cassius. The boy says. Çocuk da ismim Cassius der. Cassius Clay. Cassius Clay. Demek arkadaşlar Muhammed Ali'nin önceki ismi Cassius Clay'mış. Evet. Bu arada Joe doesn't know it. Joe bunu tanımaz. But only 10 years that young boy is going to be a world boxing champion. Şöyle arkadaşlar şöyle çevirelim şuradan. Yani Joe anlamaz. Yani bu çocuğu tanımaz. Fakat in only 10 years fakat sadece 10 yıl içerisinde bu genç siyahi çocuk yani boks alanında yani bu dünyadaki boks şampiyonu olur. Yani dünya boks şampiyonu olur olacaktır diye söylüyor. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. Evet. After that yani bundan sonra evet, Cassius went to Joe Martin's gym 6 days a week. Yani Cassius denilen yani Muhammed Ali arkadaşlar Joe Martin'in spor salonuna haftada 6 gün gider. He was strong, kendisi güçlü and quick on his feet. Ayakları üzerinde oldukça hızlı and he started boxing with the other boys in the gym ve spor salonunda bulunan diğer çocuklarla boks yapmaya başlar. He didn't box for money. Yani kendisi para için boks yapmaz elbette. He boxed because he liked it. Yani boks yapıyor çünkü bu sporu seviyor kendisi. Bakın, because he liked it. Yani bu sporu seviyor. He usually won his fights. Genellikle bütün yani mücadelelerini, bütün maçlarını kazanır. Bakın şurada. He evet, he was good. Kendisi iyiydi yani. Yani bu sporda iyiydi. But he wasn't good at student at school. Fakat kendisi okulda iyi bir öğrenci değildi. Bakın, but he wasn't a good student at school. Yani okulda iyi bir öğrenci değildi. He had a lot of problems. He had a lot of problems. Yani okulda bir yığın problemi vardı. He was a good boy from a good family. Yani kendisi iyi aileden gelen iyi bir çocuktu. He was friendly, arkadaş canlısı and his teachers liked him. Ve öğretmenleri onu severdi. But schoolwork was very difficult for him. Fakat yani okuldaki ödevler, yani okul işleri arkadaşlar onun için çok zordu. Oldukça zordu. The only important thing in the world for him, yani dünyadaki, onun için dünyadaki tek önemli olan şey, then was boxing. Yani boks sporuydu. Diye anlamlandırıyorum. Değerli arkadaşlar devam ediyoruz. In 6 years, 6 yıl içinde he had 108 fights. Yani 108 tane maç kazanmış and he won 100 of them. Özür dilerim. He had yani 108 tane maç yapmış. He had 108 fights and he won 100 of them. Yani 108 tane maç yapmış ve bunlardan 100'ünü kazanmıştır. Then in 1960, yani 1960 yılına geldiğinde he went to Rome, Roma'ya gitti and boxed for the United States ve Amerika Birleşik Devletleri için orada boks maçına çıktı. Yani boks yaptı diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar şimdi bundan sonra ikinci bölüme geçiyoruz. Bu ikinci bölümde farklı bir videoda hazırlamaya çalışacağım.
Muş'tan herkese sevgiler, saygılar, selamlar diyorum. Kitabımızı takipte kalın. Kitabın sesini indirin. İlk önce kitabın yani okuma dosyasını da ben yerleştireceğim. Bu okuma dosyasını alın, indirin, okuyun. Okuduktan sonra sesli dinleyin. Sesi dinledikten sonra da benimle birlikte ya da beni açıp beni takip ederek anlamlandırmaya çalışın. Eğer birlikte anlamları yakalayabiliyorsak yani en azından mesela bu kitaptan iyi derecede yararlanmışız anlamına geliyor ve bu da bizim İngilizcemizin ilerlediğinin bir göstergesi oluyor arkadaşlar. Sesli hikaye kitapları dinleyerek ve özellikle de hani Türkçe anlamını düzgün bir şekilde vererek yani çalışmamıza bu yönde gidelim. Bir sonraki bölümde The Olympic Games yani olimpiyat oyunlarında tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.